Gazi Caddesi'nde yıkımı gerçekleşen ağır hasarlı binaların yıkımının geç saate kadar sürmesi çevresinde oturan vatandaşları tedirgin etti. Tedirgin olan vatandaşlar şikayetlerini dile getirdi. Sabah 8'de başlamışsın, gece 13 olmuş. Lan ben yatacağım, işe gideceğim. Çocuğum benim sabah yatamıyor. Altıda. Bitti. Ben sana demiyorum ki yıkma, zaten senin işin bu, yıkacaksın. Tamam yık. Ya ama sabah 8'de başlayıp gece 12'de de bak bitirme yani. Elisa'da 24 Ocak'ta meydana gelen deprem sonrasında Gazi Caddesi'nde ağır hasarlı binaların yıkım işlemi sürerken çalışmaların gece geç saatlere kadar sürmesi çevrede oturan vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar süren çalışmalar nedeniyle rahatsızlık duyduklarını söylediler. Abi şimdi bizim bitişik binamızda yıkım yapılıyor. Doğal olarak tamam biz hak veriyoruz. İnsanlar işini yapmaya çalışıyor. Yalnız onların da bize hak vermesini istiyoruz. Neden? Çünkü sabah 8'de başlanmış bu inşaat, gece 12 olmuş. Halen daha devam ediyor. İki kere hani rica etmemize rağmen, hani arkadaşım çocuğumuz var, hastamız var, daha kalp ameliyatı olan komşumuz var. Hani rica ettik, bırakın artık, gece 12 olmuş yani. İşte işi bitirmeye çalışıyorlar, bilmem ne yapmaya çalıştılar. Yani tam bunu anlayamıyoruz biz tabii. Emniyete haber verdik. Sağ olsun iki tane polis arkadaşımız geldi, bize yardımcı olmaları gerekirken gidip arkadaşlarla muhatap oldular, geri geldiler bize. Bizi sakinleştirmeye çalışıyorlar, sanki suçlu bizmişiz gibi. Ben tekrar emniyeti aradım. Emniyetteki arkadaş evinizde hani problem mi oluyor diye sordu. Evet dedik, hani ilk şikayetimiz gibi. Sonra işte sağ olsun kameraman arkadaşlar, siz geldikten sonra tabii inşaat durdu. Yani yoksa devam ediyordu yani. Çünkü vatandaşı dinleyen kimse yok. Vali Bey'in haberi var mı yok mu bilmiyorum. Emniyetten bize verilen cevap şu. Şu 12'ye kadar devam edecek. Bunu ya valilikten ya belediyeden izin almışlardır diye. Ki benim bildiğim kadarıyla akşam 5'ten 6'dan sonra yıkımların durması gerekiyor. Demek ki hani Vali Bey'in ya da işte belediye başkanımızın bir bildiği var ki gece 12'ye kadar izin vermişler. Hepsini geçtim. Zaten bizim 6.4 deprem oldu Elazığ'da. Bu kadar benim evim sallanmadı. Ben buradaki şantiyedeki arkadaşlara da rica ettim. Yıkım devam ederken buyurun benim evimde 2 dakika durabiliyorsanız buyurun durun arkadaşım yani. Benim bir 3 aylık bir 2 yaşında çocuğum var. Duramıyorlar yani evde yani. Memlekette bizim derdimizi duyan yok. Valla biz geldik söyledik, evimde benim feşte hastam var. Bak üst komşum 2 sefer hastaya götürdüm, tansiyonu çıktı. 20-10 götürdüm hastaneye. Hala daha geldiğimiz halde dedi tamam yap, duracağız. 10 dakika sonra yine hem zangı zangı titriyor, sallanıyor. Polisler gelmiş komşuma, diyor ki siyaset yapıyorsunuz. Bunun neresi siyaset efendim? Neresi siyaset? Hakkımızı anlamak siyasetse siyasetin kralını yaparız. Bir tek dediler ki evinizde hasar olmamış. Yani illa ki bunun bir evden hasarın işi olması gerekmiyor. Yani psikolojik hasar var. Yani bilmiyorum yani, siz geldiniz zaten, geldikten sonra yıkımı durdurdular. Yıkımı gerçekleştiren firma yetkilisi Tayfun Sağlam da amaçlarının şehrin en işlek caddesindeki çalışmaları bir an önce tamamlayarak esnafın mağduriyetini gidermek ve caddeyi trafiğe açmak olduğunu söyledi. Burada amacımız vatandaşımızı bir an evvel rahata kavuşturmak. Bizim buradaki amacımız şu, buradaki esnafımızı, trafiği ve yaya trafiğini bir an evvel açmak. Biz burada esnafın mağduriyetini görüyoruz. Esnafımız biraz mağdur olmuş bu yıkım faaliyetlerinde. Yalnız bu faaliyetin gerçekleştirilmesi lazım. Belediyemizle beraber organize bir şekilde burayın faaliyetini sürdürüyoruz. Yalnız vatandaşlarımızdan biraz da bize anlayış göstermelerini istiyoruz. Çünkü bu yıkım faaliyetinin gerçekleşmesi lazım ve biz vatandaşımızın mağduriyetini gidermek için gecenin bu saatine kadar çalışıyoruz. Şu an gece saat 12'yi geçiyor ve biz hala çalışmaya devam ediyoruz. Ne için? Buradaki esnafımızı, trafiği rahatlatmak için bir an evvel bu trafiği açmak ve bir an evvel bu esnaflarımızın dükkanlarını açması için çaba gösteriyoruz. Vatandaşımız belki bu konuda haklı olabilir ama burası Elazığ'ın en yoğun caddesi. Burası malumunuz Gazi Caddesi. Burada günde yüz binlerce insan ve yaya geçiyor. Biz de buradaki esnafı ve vatandaşı rahatlatabilmek için saat gözetmek için, mesai gözetmeksizin çalışıyoruz ve gecenin 12'sine kadar çalışıyoruz. Firma yetkilisi Sağlam çalışma süresini kısaltmaya çalışarak pazartesi gününe kadar çalışmayı tamamlamak istedikleri için gece geç saatlere kadar mesai harcadıklarını kaydetti. Şimdi şöyle söyleyelim, burası Elazığ'ın en tehlikeli
ve en büyük hemen hemen binalarından biri. Biz bu riski göze alarak biz bu süreyi ve olabildiğince kısaltmaya çalışıyoruz. Biz bu süreyi uzattığımız zaman burada 15 günlük bir süremiz var ama şu an 6. günündeyiz. Biz pazartesiye kadar bu çalışmayı bitirip buradan çıkmayı planlıyoruz. Bu gecenin bu saatine kadar da çalışmamızın amacı bu. Biz bu süreyi en kısa sürede bu yolu trafiğe açmak için çaba gösteriyoruz. Sağlam vatandaştan biraz sabır ve destek beklediklerini belirtti. Vatandaşlarımızın bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Bizim de vatandaşımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür dileriz. Vatandaşlarımıza bu bir kamu hizmeti olduğunu unutmamalarını istiyoruz. Ve teşekkür ederiz herkese, sağ olsunlar.